Herkese merhabalar, selamlar. Benim değerli ve güzel takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle çok ama çok faydalı, çok beğeneceğiniz, sizler için çok yarayacak olan bir sabunu paylaşacağım. Katran sabunun faydalarını anlatacağım. Önce tabii ki de bir tarifi hemen izleyiniz nasıl kullanabiliriz. Ama bu katran sabunun kullanım çeşitleri çoktur. O yüzden şimdi hemen bir tarifi izleyeceğiz. Sonra kalanını da sizlere anlatacağım. Да, мои дорогие подписчики, мои гости. Гости моего канала. Это дегтярное мыло. Я хочу на русском языке тоже озвучить это. Дегтярное мыло. Мы сегодня будем разбирать и я буду вам рассказывать про очень-очень-очень полезные свойства дегтярного мыла. Поехали. Катран сабунну алыйорус. Ve bir rendeden rendeliyoruz arkadaşlar. Ne kadar kullanacağız diyorsak, bu tarifim için rendelenmiş katran sabunundan bir çorba kaşığı kadar rendeleyelim. Yaklaşık 3 litre kadar su döküyoruz leğenimize. Hazırladığım katran sabunundan şöyle bir çorba kaşığı kadarını ekliyoruz. Güzelce önce karıştırıyoruz. Böyle sabunumuzu eritiyoruz. Ve bu hazırladığımız suyun içine ayaklarımızı yerleştiriyoruz. Arkadaşlar ben elimi koyarak gösteriyorum sizlere ama ayaklarınızı yerleştiriniz. Çünkü ben ayaklarımla video çekemiyorum. Biraz zor oluyor kendim video çektiğim için. O yüzden siz ayaklarınızı yerleştirin ve 20 dakika günde her gün 20 dakika bir hafta ayaklarınızı böyle su banyosu, ayak banyosu hazırlayıp katran sabunuyla 20 dakika tutuyorsunuz. Ondan sonra ayaklarınızı durulayınız ve ayaklarınıza nemlendirici krem, nemlendirici losyon veya egzema sedef gut hastalığı için kullandığınız merhemlerinizi sürebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok güzel yardımı olur. Ayak tırnaklarındaki oluşan mantarlar da yok olur. Ayaklarda oluşan istenmeyen rahatsız edici kokular da giderir ve aynı zamanda da egzema, sedef, gut hastalığına da çok iyi gelir arkadaşlar. Tırnaklarınız için de çok iyi gelir. Ayak topukları için çok iyi gelir. Bu şekilde katran sabununu mutlaka kullanınız arkadaşlar. Bu katran sabununu kullanmak da bir çeşitidir. Kullanmak bir yöntemidir. Başka yöntemlerini de sizlere anlatacağım. Çünkü katran sabunu birçok rahatsızlığa iyi gelen bir sabundur. Ve aynı zamanda da cildimiz için de çok iyi gelen bir sabundur. Evet, şimdi sizlere başka yöntemlerini de anlatacağım. Evet, gördünüz kullanım yöntemi. Bu sadece bir çeşitidir kullanım yönteminin. Çok, gerçekten çok güzel ayaklarınızı rahatlatır ve egzema, sedef ve gut hastalığı için çok 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 iyi gelecek olan bir yöntemdir. Mutlaka mutlaka bunu da kullanınız. Şimdi gelelim bizim katran sabununu başka şekilde daha nasıl kullanabiliriz? Evet, saçlarında egzeması olanlar tabii ki de katran sabunuyla saçlarımızı yıkamamız lazım. Saçlarımızı katran sabunuyla haftada 2 defa yıkamamız yeterlidir.
muhteşem bir şekilde katran sabunu mikroplardan arındıran bir sabundur. Katran sabunu aynı zamanda cildi temizlemekte muhteşemdir. Mikroplardan arındırmakta çok güçlüdür. Akne sivilceleri yok etmekte çok güçlüdür. Siyah noktaları yok eder. Cilde parlaklık ve canlılık verir arkadaşlar. O yüzden katran sabununu mutlaka evde bulundurunuz ve kullanınız. Şimdi gelelim cildinde sivilce, akne, siyah noktalar gibi problemleri olan arkadaşlar. Ergen çağındaki ergenlerimiz için akne sivilceler başladığı zaman da mutlaka katran sabunuyla yüzünüzü yıkayınız. Yağlı karma ciltler yüzünüzü yıkayınız. Günde akşamları bir defa olarak yüzü yıkamamız yeterlidir. Sabunu alıyoruz, bildiğimiz yoldan köpürtüyoruz ve güzelce sürüyoruz, uyguluyoruz. Ondan sonra güzelce bir böyle ovalıyoruz. Sonra yıkıyoruz. Sivilceleri yok eder bu sabun. Sivilceler sadece yüzde olmuyor. Göğüs kısımlarımızda oluyor, sırtımızda oluyor. Arkadaşlar katran sabunuyla duş almamız da lazım eğer sivilceler oluşuyorsa. Cildinize nemlilik ve parlaklık verir, mikropları öldürür ve sivilceleri yok eder. Sivilceleri yok etmekte sadece sabunla, katran sabunuyla yıkamakla kalmayınız. Mutlaka ardından yıkadıktan sonra ardından cilt tonerle siliyoruz. Çünkü cilt toneri cildimizin pH dengesini dengeliyor. O yüzden mutlaka toner kullanıyoruz, siliyoruz. Ardından da tabii ki de nemlendirici, su bazında olan nemlendirici, krem, losyon veya direkt hazır aloe vera jeliyle de nemlendirebiliriz. Bu üç yöntem yan yana olması lazım her zaman. Önce temizleme, ardından tonikle tonerleme, ondan sonra nemlendirme. Bu mutlaka üçü birlikte olması gereken bakımdır arkadaşlar. Sivilcelerden kurtulursunuz, gerçekten çok güzel bir sabundur. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazınız. Cevap vermekten mutluluk duyarız arkadaşlar. Katran sabununu ne kadar kullanmamız gerekiyor diye soru olacaksa da şimdiden söyleyeyim. Katran sabununu cildinize sivilce için mi kullanıyorsunuz? Sivilceler gidene kadar kullanmalısınız. Sivilceler gittikten sonra durduracağız ve başka cilt temizleyiciye geçeceğiz. Ekzema, sedef, gut hastalıkları için de tabii ki de bu rahatsızlıklar giderine kadar kullanacağız arkadaşlar. Ve tabii ki de ondan sonra durduracağız kullanmayı. Sizlerle güzel bilgilerimi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Bye bye.